Evet arkadaşlar, biri şey sormuş, hangi partiye oy vereceksiniz? Murat. Derin bir sessizlik. Evet Murat. Yani benim vereceğim parti belli. Ben kaç Murat. yıldır? 10 yıldır ilk başta Facebook, daha sonra Instagram storyler falan. Ben hep zaten söylüyorum, ben CHP. Enes. Benim isim potada birkaç isim var ya. Yani şey. Enes CHP arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Yok. Yani bilmiyorum. Ya benim geliyor ya. Mesela hani ben muhalefeti de çok sevmiyorum. Zaten o da öyle. Ya benim için değişiyor ya. 2-3 isim var diyebilirim. Netleştirmedim daha. Ya daha zaten bir yıllık bir serüvenim var. Orada partiler kendini kanıtlayacaktır diye düşünüyorum. Üç isim hangisi? Biz verdik, sen de vereceksin artık. Aynen. Ben daha vermedim. Yani Ümit Özdağ iyi geliyordu ama onun da birkaç şeyi biraz sıkıntı. Biliyorsun o şeye babalıya çıktı. Orada biraz şey oldu yani. Hardcore. Aynen orada biraz oldu. Eğer şey olursa gelirse ülkeye şeye hani Cem Uzan. Cem Uzan olabilir belki. Başka üçüncü olarak da yani gönlümde şey var ama hani ortak güzel bir aday çıkarmaları var. Keşke de. Ortak güzel bir aday Keşke. çıkarmaları var. Öyle diyeyim. Ben kendi siyasetçilerimle İnce de yine böyleyim. olabilir. Yorum yapmıyorum hiç. Biliyorum. Ben yani direkt 3 isim verdim. Ya yani İnce de yine olabilir. Mansur Yavaş zaten hani olursa o daha iyi. Diyebilirim herhalde. Benim için bunlar. Yusuf sen? Ne oldu? Neden girdin Murat? Aklıma gelen bazı komik şeyler yani. İnsanın aklına Arkadaşlar, gelir. yarın seçim olsun. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'cığımıza karşı Ebu Sufyan'ı koysalar ona oy vereceğim. Sufyan. Yani ne demek istiyorum güzel kardeşlerim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday kimse ona oy vereceğim. Ebu Sufyan neydi lan? Sedat Peker söylüyordu videolarında. Bilmiyorum ben de. Ne yapıyordu Ebu Sufyan? Ebu Leheb vardı. Ebu Leheb'e de veririm. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermem. Onlar yatmış mı acaba Yusuf abi demişler bak. Ne? Fonlar yatmış mı ya? Kontrol etsene. Abi keşke fonlansak ya. Keşke fonlansak. Şu an var ya, nasıl ihtiyacım var fonlanmaya da, yok yani, fonlanmıyoruz. Sıcak para aksa fena olmaz yani. Şöyle Almanya'dan bir 200 bin dolara falan ne fonlanırım fonlanacak olsam. Ama fonlayan yok. O Erliğin videoları izliyorum abi, millet ne fonlanıyor be. Millet ne fonlanıyor, bakıyorum Şey ne değil mi? kadar. Bir bize gelmiyor be. Vallahi biz burada AdSense 30 dolara mı koyayım, takılıyoruz yani kendimize. Bir türlü fonlanamadık ya. Bir Yusuf fonladı beni geçen, yemek ısmarladı. Aç karnını Alırım doyurdu. canım kardeşim. Karnın açsa hemen ısmarlayalım yayından sonra. Vallahi eve bir dürüm söylesem fena olmaz ya. Yusuf, Ne gördün lan? Neye ne bakıyorsun? oldu? Dava mıydı? Bu kadar hızlı mı? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? He. Cinsel şaka yaptım da geçmedi ya. İkimiz de boş boş bakıyoruz. Bak anlamadık hocam. Ben anlam vermeye çalışıyorum lan. Yok anlamıyorum. Yaraktan şaka yapıyor galiba. Yarak şakası. Yusuf'cum sana bir soru geldi. Sevgili Yusuf'a sorum, ülkemizin geleceğini nasıl görüyor? Valla arkadaşlar, yanlış anlamayın. Belki diyeceksin siyasi bir cevap ama alakası yok. Eğer AK Parti kazansa daha kötü görüyorum. Neden derseniz, abi 2018'de, 2017'de dediler ki verin yetkiyi, görün etkiyi dediler. Gördünüz yani en ufak olayda bazılarının egoları yüzünden ekonomi allak bullak oldu. Bir gece gözünüzü açıyorsunuz, ertesi gün dolar borcunuz artmış, altın borcunuz yükselmiş. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. Kalemi aldın, İnanmıyorum, hayal ediyorum. inanmıyorum. Dolabınızdaki yemek, tenceredeki yemeğin yarısı yok olmuş. O yüzden bir sonraki seçim kaybedilirse, bakın artık kazanacağız, kaybedeceğiz muhabbetine döndü. Aynı Kurtuluş Savaşı gibi. Kaybedilirse ben her şeyin daha kötü olacağını düşünüyorum. Kaybederse daha mı kötü olacak diyorsun? Kaybederse değil. Ha kazanırsa, çok pardon. AK Parti kazanırsa daha kötü olur her şey demek istiyorum yani.
Arkadaşlar Yusuf World of Tanks'tan reklam başına çok bir para almıyor. Gözünüze batmasın. Amura söyleme fiyat ama. 2 saattir yazıp duruyorsunuz. Öyle dehşet bir şey dönmüyor orada. Murat para YouTuber'lar böyle para kazanıyor tarzı şeylere kıl oluyor. Çok kıl oluyorum abi. Başka ne yazmışlar? Medeni durumlar 700 bin nedir? Lira. Siktir git lan 700 bin liraymış. Bak yazanlar var da o şey senin söylediğini zaten Yusuf bir videoda bahsetmişti. Direkt hatta sordun mu sen Yusuf Ümit Özdağ onu? Neyi? Sormadın galiba ona bir bakmam lazım. Girip bakıyorsunuz Social Blade'den saçma sapan istatistiklere amına koyayım. Doğru sanıyorsunuz onları.